Akış nedir? Ne demektir? Nasıl bir haldir? Biz nasıl akışa geçeriz? Nasıl akarız? Abi gibi sorular çok fazla geliyor efendim. Çünkü ben bu konunun promosyonunu çok yaptım. İcat benim değil, ismini ben koymadım. Özellikle pozitif psikoloji literatüründe. Geçtiğimiz sene rahmetli olan Mihail Csikszentmihalyi adlı, söylemesi kolay, yazması çok zor isme sahip Macar bir psikoloğun tarif ettiği enteresan bir zihinsel durum. Şimdi bu bir zihinsel durum olunca zihinsel durumları tarif etmek, sözle anlatmak oldukça zordur. Bu genellikle hani bir de özel bir zihinsel durumu tarif ediyorsanız böyle hiç kahve içmemiş birine kahve anlatmak kadar zordur. Ama akış hepimizin en azından hayatında birkaç kere olsun deneyimlediği bir şey olduğu için aslında ben hatırlatmaya gayret edeceğim. Bazılarımızın son akış deneyiminin üzerinden çok zaman geçmiş olabilir. Yani biraz unutmuş olabiliriz ama hepimizin özellikle genç yaşlarımızda çocukken fazlaca yaşadığını umduğum, düşündüğüm ve genellikle hani çocuklara bakınca da net görebildiğim bir zihinsel durumun adı akış. Öncelikle nedir? İngilizce'de the flow diye tabir edildiği için biz de Türkçe'ye genellikle büyük harfli A ile başlayarak yazıyoruz. Akış diye bir kavram olarak geçirdik bunu. Akış gerçekten de zihnin akışa geçtiği böyle özel bir hal. Ne zamanlar oluyor? İnsanlar böyle çok sevdikleri, hani yapmaktan zevk aldıkları bir şeyi yapmaya başladıklarında, her zaman değil ama bazen özel bir hale giriyorlar. Şimdi bu halde böyle çok tuhaf yetenekler hissediyorlar kendilerinde. Bir kere zamanın nasıl geçtiğini unutuyorlar. Yani zaman algısı kayboluyor. Efendim bedeni ihtiyaçlarla ilgili algılar geçici bir süre askıya alıyor. Yani açlık, susuzluk, hatta ağrı sızı falan gibi işte duyular bile kaybolmaya yüz tutuyor. İnsanlar böyle genellikle hem bedeni hem zihinsel dertlerinden geçici bir süre böyle serbest kalıyorlar, özgür kalıyorlar gibi gözüküyor. Kişiler o işi yaparken daha önce bildiklerini ya da yapabildiklerini bilmedikleri bir şeyleri yapabilir ya da söyleyebilir ya da becerebilir hale geliyorlar. Yani yaratıcılıkları bir şekilde patlıyor. Bu zamanın nasıl geçtiği falan belli olmayan durumda bir de aşırı bir zevk de alıyorlar. Yani olayın içerisine öyle bir kaptırıyorlar ki saatler, beden falan önemini yitirdiği gibi müthiş bir zihinsel hazda hissediyorlar. Ve bu akış deneyimleri genellikle insanın o yaptığı şey her neyse orada hem daha ustalaşmasını hem de kendini neticede çok daha iyi hissetmesini sağlayan bir süreci de beraberinde getiriyor. Yani böyle bonus gibi, hediye gibi bir şey aslında ama her an ortaya çıkmıyor. Bazı durumlarda ortaya çıkıyor. İşte biz de o bazı durumların ne zaman olduğunu ve neden herkesin değil de bazı kişilerin daha çok akışa geçtiğini araştırıyoruz. Çünkü Mihail Csikszentmihalyi şunu fark etmiş. Özellikle diyor Batı medeniyetinde, bu arada kitabını referans vereyim. Mutluluğun Bilimi Akış diye bir kitabı var. Muhakkak kütüphanenizde bulunmasını tavsiye ederim. Akışın bütün detaylarını falan, psikolojik altyapısını, gereksinimlerini vesaire uzun uzun anlatıyor. Konuda tek kitap değil ama en büyük kaynak kitaplardan biri. Orada diyor ki Batı medeniyetindeki birçok insan akış halinde her insanın deneyimleyebildiği o ruh halini yaşayabilmek adına alkolle, uyuşturucularla ve işte değişik vasıtalarla kendini öldürmekle meşgul. Yani bunlar, bu alkol, uyuşturucu falan filan gibi bağımlılık yapan alışkanlıklarımız bize maalesef o akış deneyiminde yaşadığımıza benzer bir şeyi yaşamayı vaat ediyor ya da ona benzer hisler yaşatıyor gibi gözüküyor ama akış deneyiminin tam aksine sonuçta bizi daha iyi değil, daha kötü bir hale getiriyor. Bu yüzden de Csikszentmihalyi diyor ki bak bunları bu yüzden kullanıyorsunuz, etmeyin. Akışa geçmek o kadar da zor değil. Bunu bir öğrenin. Adam büyük hayır yapıyor aslında da tabii meseleyi hayatımıza katmak o kadar da kolay olmuyor. Şimdi efendim akış durumu hem psikolojik olarak hem de nörobilimsel olarak oldukça fazla çalışılmış. Son geçtiğimiz 20-30 yılda üzerine çok kafa yorulmuş bir konu. Ben beyin açısından meraklı olan arkadaşlarım burada sayısal olarak fazla olduğunu biliyorum. O yüzden öncelikle şu kimyasallara falan ne oluyor ondan bir bildiklerimizden kısaca bir bahsedeyim. Akış deneyimi dediğimiz o kaptırıp gitme hali sırasında beyinlerinde ve kanlarında ölçüm aldığınız zaman insanlardan
üç tane maddenin ilginç şekilde arttığını görüyorsunuz. Hem de normalin bayağı üstüne çıkıyor bunlar. Bir tanesi norepinefrin dediğimiz ya da noradrenalin dediğimiz adrenalinin teyze kızı olan o kimyasal madde. Beyni uyarıcı ve uyandırıcı bir etki yapan bir madde. Yani uyanıklığı üst düzeye çıkarmakta görev alıyor. İkincisi dopamin diye bir madde. Dopamin bizim bu ödül sistemi dediğimiz, bize iyi gelen, hoş gelen deneyimlerin beyindeki işaretleyicisi olarak çok anlattığımız bir madde. Dopaminin bir fonksiyonu daha var. Dikkatimizi ve odaklanmamızı arttırıyor. Yani böyle çevreden gelen bozucu etkilere daha fazla işte kafamızı yormamızı engelliyor. Uğraştığımız işe bizim odağımızı daraltıyor. Böyle de bir etkisi var. Şimdi bu iki maddenin toplam etkisine baktığınızda çok uyanık ve ayık bir zihinle, ne yapıyorsanız oraya adeta gömülürcesine konsantre olmanızı sağlayan, bir de bundan böyle keyif almanızı sağlayan, yani işte bir zihinsel ödül mekanizmanızı da bir şekilde coşturan bir deneyim yaşıyorsunuz aslında. Bir madde daha var, o da anandamit dediğimiz bir madde. Ananda sözcüğü Sanskrit dilinden geliyor. Böyle kutsanmışlık, bütüncüllük falan filan anlamında bir terime karşılık geliyor. Bu madde mesela anne sütünde de var. Bebekler muhtemelen o anandamit maddesi yüzünden böyle sütü içince böyle bir mayışıyorlar, gevşiyorlar, sırıtarak uykuya dalıyorlar falan. Herhalde öyle bir hikaye diye tahmin ediyoruz. Anandamit bizi böyle yani tam tabiriyle, bilmiyorum bu tabir sizde de aynı şekilde çınlıyor mu ama hani ben çok kullanırım, ponçikleştiriyor. Böyle bir güzel hale geliyoruz. Böyle dert tasa azalıyor. Böyle vücudumuz kendini daha bir gevşetiyor, salıyor. Aman canım falan gibi bir moda sokuyor bizi. Anandamit böyle içsel bir sakinleştirici madde gibi düşünün. Şimdi bu üç maddenin birlikte coşması o insanın bir kere konsantre olması, uyanık olması, çok böyle efendim hani yapar mıyım, yapamaz mıyım falan gibi işlere kafayı takmaması için çok uygun bir zemin oluşturuyor. Bir de şuna bakıyorlar. Aktı bitti o kişi yani ne demek o işte böyle akışa geçti bir şeyde. Bu arada hani ne tip aktiviteler şu hayal edin diye söylüyorum. Mesela dağcılarda, sporcularda falan çok gördüğümüz bir şey. Sanatçılarda sahne performansı yapan, özellikle improvize yani doğaçlama olarak gösteriler yapan insanlarda çok fazla gördüğümüz bir şey. Konuşmacılarda hakeza çok fazla gördüğümüz bir şey. Bakıyorlar o insanlar bu performansı yaparken hakikaten beyinlerinde böyle kimyasallar değişiyor. Bir de diyorlar bu iş bittikten sonra bakalım. Çünkü insanlar bir tuhaf oluyor akış deneyim bittikten sonra. Böyle bir, oh be diyorlar aman ne olacaksa dolar şu kadar olmuş aman bana ne abi falan oluyor. Böyle bir gevşek bir hale giriyorlar. Bir böyle kendilerinden gayet tatmin, rahatlamış, böyle barışçıl falan enteresan bir ruh haline giriyorlar. Burada da diyorlar yani beyinde bir şey oluyor olması lazım o akış deneyiminden hemen sonra. Bakıyorlar hakikaten bazı ekstra maddeler bunlardan özellikle endorfin ve serotonin diye iki madde var. Bunların tavan yaptığını görüyorlar beyinde. Serotonini tanırsınız. Depresyon olunca hani beyinde azaldığını söylüyorlar ya. Serotonin bizim aslında tatmin kimyasalımız. Serotonin çok olunca tamam diyoruz, iyi diyoruz. Mesela iştahımız azalıyor serotoninimiz çok olunca. Çünkü kendimizi tamam hissettiğimiz için yeme ihtiyacı bile azalıyor. Dolayısıyla işte azalmasında niye depresyon olduğunu da buradan çıkarabiliriz. Yani bir eksiklik hali, devamlı bir dertli halin oluşmasında serotonin çok büyük etki yapıyor. Akış deneyiminden sonra bu artıyor. Endorfin ise ismi boşuna morfine benzemiyor. Morfinin vücudumuzda etki yapabilmesinin sebebi ki morfin bir bitkiden elde edilen bir kimyasal madde. Niye çalışıyor bizim vücudumuzda? Endorfin diye bir maddemiz olduğu için. Endorfin bizim içsel morfinimiz. Salgılandı mı bildiğin uyuşturuyor. Bütün ağrıyı sızıyı kesiyor. Dertsiz tasasız bir insan haline getiriyor seni. Ama morfinden farkı ne? Kendi vücudunun içinden salgılanıyor. Yabancı bir madde değil. Ve etkisi gayet fizyolojik. Yani vücudumuzun alışık olduğu bir etki aralığı. Yani kafa yapmanın en güzel biçimi. Hani buradan böyle anlattım inanamıyorum ama yasa dışı bir şey söylemiyorum. Gayet vücudun içinde olan bir şey yani. Endorfini başka ne zaman salgılıyorsunuz? Cinsel ilişkiden sonra, orgazmdan sonra, spor salonuna gittikten sonra yine endorfin tavan yapıyor. Yani bu tip durumlarda da böyle bir rahatlama, gevşeme hali büyük oranda endorfin, serotonin, oksitosin falan gibi maddelere bağlı. Şimdi bütün bu maddesel kombinasyona bakınca önce bizi coşturan, taştıran, sonra da bir rahatlatıp sakinleştiren, adeta böyle spa'dan, masajdan, saunadan çıkmış gibi böyle bir gevşeten bir hal söz konusu. Bir başka bir şey daha oluyor yalnız. Bu bizim beyin hikayesi açısından çok enteresan. Beynini izliyorsunuz bu insanların neresi ne kadar çalışıyor diye. Akış deneyimi sırasında beynin ön tarafı neredeyse duruyor. Şimdi buna hipofrontalite yani ön beynin az çalışması diyorlar.
Bu bir tuhaf çünkü bizi insan yapan, hep anlatıyoruz ya, beynin ön tarafı, bütün o ustalaşma becerilerimiz, onlar bunlar falan, beynin ön tarafının iyi çalışmasıyla ilgili. Ama biz o akış deneyimine geçtiğimizde ön taraf iptal oluyor. Çünkü bu çok lazım. Bir performans yaparken yaşadığınız sorunların büyük kısmının nereden geldiğini bir düşünün. Mesela toplum karşısında konuşacaksınız ya da bir enstrüman çalacaksınız. İşte oğlumuz da gitar çalıyor, hadi al bakayım oradan bize bir Akdeniz Akşamları çal dediğinde nasıl geriliyor insanlar, fark ediyor musunuz profesyonel müzisyenlerinizi? Ya yok ben çalamam, işte ben onu bilmiyorum, henüz daha çalışmadım falan filan, arkadaş çalsın. Kızarmalar, bozarmalar, bunlar niye oluyor? İnsanın ön beyni sadece hani böyle sıra dışı beceriler elde etmesini sağlamıyor. Bir de geleceğe yönelik olarak ihtimal hesapları yapıyor. Diyor ki yanlış yaparsam şimdi ne olacak? İşte rezil mi olacağım? Atıyorum bu bir dağcıysa ya da sporcuysa, bu adımı yanlış atarsam işte düşüp ölüp, işte düşüp boynumu kırıp ölürsem ne olacak falan filan gibi bir sürü hesaplamayı da aslında ön beyin yapıyor. Dolayısıyla performansın önündeki en büyük engel her zaman tereddüttür. Ve tereddüt ancak ve ancak ön beyni devreden çıkarttığınızda ortadan kalkabilir. Ön beyni devreden çıkarttığınızda, eğer yeterince ustalaşmış olduğunuz bir konuda bir şey yapıyorsanız, tereddütünüz de ortadan kalkıyor ve bildiğinizi dibine kadar uygulayabileceğiniz, her türlü deneysel girişimi yapabileceğiniz enteresan, rahatlamış bir zihin haline ulaşıyorsunuz. Yani adeta artık siz siz olmuyorsunuz, başka bir şey oluyorsunuz. O yüzden akışlı deneyimler harika bir deneyim olarak belleğimizde, aynı zamanda tuhaf bir deneyim olarak yer alıyor. Mesela birçok insan diyor ki, sanki diyor o işi yapan ben değildim de biri yapıyordu, ben onu dışarıdan izliyordum gibi diyor kendi yaptığı işi anlatırken. Adeta bir bedenin dışına çıkma deneyimine benzer bir şey yaşıyorlar. Çünkü ön beynin az çalışması aynı zamanda benliğin de geçici bir süre iptal olmasına sebep oluyor. Artık ben neyim, yaptığım iş ne, bu arasındaki bir ayrım var mı bilgisine çok ihtiyaç duymuyor beyin, çünkü o kısımlar çalışmıyor. Ve insanlar yaptığı işte tam bir bütün haline geliyorlar. Şimdi böyle anlatınca çok acayip bir şey yapıyor. Bu ne abi diyorsun yani, böyle iş mi olur? Zaman algısının çarpılması, rahatlamalar, gevşemeler, aşırı odaklanmalar. Çocukluk günlerimize gidelim. Mesela bizi çocukken işte dışarı saldıklarında derlerdi ki akşam ezanı okunmadan evde ol falan. Ben dahil birçok arkadaşım, yani din diyanet işleriyle mesafeli olduğumuz için değil ama, o akşam ezanını hiç duyabildiğimiz vaki değildir. Çünkü öyle bir kaptırırdık ki kendimizi her ne yapıyorsak, kimi futbol oynamaya, kimi bizim gibi uzaycılık oynamaya, kimi işte fel fecir okumaya, bir şeylere öyle bir kaptırırdık, öyle bir kendimizi kaybederdik ki zaman algısından bir haberdik. Kolumuzu, bacağımızı keserdik, kaşımız, gözümüz patlardı, bazı arkadaşların burnundan böyle sümükler çenesine kadar akardı, kimse hiçbir şeyin farkına varmazdı. Deliler gibi ne yapıyorsak içinde kendimizi kaybederdik. Zira çocukluk dönemi, özellikle oyun dediğimiz süreç içerisinde baya baya akışta geçen bir dönem. Ve bu akış deneyimi erişkin insanlarda da, çocuklarda da ama özellikle çocuklarda, dünyayı öğrenmenin ve her ne yapıyorlarsa onda ustalaşmanın çok iyi, çok otomatik bir yolu. Beyin öyle bir moda geçiyor ki artık siz başka bir çeldiriciyle uğraşmadığınız için o yaptığınız işin içerisine iyice gömülüyorsunuz ve orada kendi yeteneklerinize ve işin kendi potansiyeline dair daha önce hiç keşfetmediğiniz bir şeyleri keşfetme imkanı buluyorsunuz. Birçok sporcu dünyayı sarsan rekorlar kırdıktan ya da başarılara imza attıktan sonra mikrofonu uzattığınızda bu işi nasıl yaptıklarını kesinlikle izah edemiyorlar. Yani yıllarca, işte aylarca, yıllarca antrenman yapıyorlar falan ama bir gün, o gün işte bir şey oluyor ve bunların bir böyle performansı bir tavan yapıyor. Bir şekilde kendileri de şaşırıyorlar nasıl becerdiklerini. O böyle işte olimpiyatlarda görürsünüz, bazısı bizzat koşar koşar gider. Dünyanın en tuhaf müsabakası olan bu sırın üstünden atlıyorlar ya, şöyle sırtından gidiyor. Niye öyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum ama Yunanların da spor icatında enteresan bir şeyleri var, becerileri var. Ama mesela oradan atlıyor, adam kendisi atlıyor, görüyorsun, koşuyor, atlıyor, beceriyor. Kalkınca böyle suratında bir şaşkınlık var. Yaptım ulan ya, sen yaptın, ben yapmadım ya, niye bu kadar şaşırıyorsun? Çünkü o anda bulunduğu ruh hali kendisinden değil. Bu tabir bir yerden kulağınıza çalındı mı? Bu benden değil. Mesela tarih boyunca birçok insan, özellikle düşünürler, yazarlar, filozoflar falan, İlham milham diye bir şeylerden bahsediyor. Bana bir şeyler geliyor falan filan diyorlar. Nereden alıyorlar bu hissi? İşte muhtemelen akışa benzer bu hissi çok yaşadıkları için ya da belirgin bir yerde bir fikri, bir keşfi falan yaparken oradan geçtikleri için buna hakikaten tanrısal bir anlam yüklüyorlar ve bana sorarsanız gayet de tanrısal bir şey. Yani hiç böyle evde oturarak mühendislikle yapabileceğiniz bir şey değil. Süper ilginç bir ruh hali. Peki son olarak
Nasıl yapacağız? Yani ben normal bir insanım arkadaş. Çocukluğumdan beri hiç akışa geçmemişim. Öyle sepet gibi yaşıyorum da ben bunu nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız işte burası tam sizin için. Çünkü yapması aslında çok kolay. Bazı temel gereksinimler var. Bir kere akışa geçmeyi düşünüyorsanız deneyiminiz olan bir alanı tercih edin. Yani bugün işte Sinan Canan bir videoda dağcılar çok akışa geçiyormuş. Ben de tutup işte efendim aletsiz bir tırmanış yapayım bilmem ne tepesine diye düşünürseniz akış yerine kırık çıkık olabilirsiniz. Onu yapmayın çünkü deneyimimiz olan bir alan olması lazım. Beyin önceden bir takım bilgi ve tecrübe biriktirmiş olması lazım o konuda ki hani işin içine girince sizin benliğinizi kaldırıp otomatik pilotta bir coşturabilsin sizi. Dolayısıyla deneyimli alan bir. İki, her deneyimli olduğumuz alanda da akışa geçemiyoruz. Bir şey daha lazım. O deneyimli olduğumuz alanda motive olmamız lazım. Yani onu yapmak için gerçekten büyük bir arzu ve istek doğuracak bir içsel nedenler setimiz olması lazım. Bu da varsa bir başka unsur daha var. Riskli bir denemeye girişmemiz lazım. Ne demek o? Her zaman yaptığımız, artık usta olduğumuz, otomatik olarak gerçekleştiğimiz becerilerle başaramama ihtimalimizin olduğu bir zorluk derecesine ihtiyacımız var. O zorluk derecesi bizi zorlamalı, acık ittirmeli, biraz şüpheye düşürmeli, acık korkutmalı. Mesela can tehlikesi varsa akış en yüksek seviyede oluyor. Ama mesela bir toplum karşısında konuşmada bir can tehlikeniz yok ama diyelim toplumsal olarak hani küçük düşme, yanlış yapma, hatta rezil olma falan gibi riskler de bu risklerden sayılıyor. Böyle bir risk varsa, tırnak içinde yeni bir şey yapıyorsanız netice itibariyle akışa geçme ihtimaliniz artıyor. Dördüncüsü, yaptığınız iş tekrarlı, rutin, yeknesak, periyodik bir şey olmayacak. Ne zaman ne olacağı belli olmayan, kaotik bileşenleri olan, öngörülemez, tahmin edilebilemez parçaları olan bir şey olması lazım. Çünkü zihnimiz periyodik işlerde akışa geçmek için tasarlanmamış. Kaotik bir zihnimiz var. Kaotik olan şeyleri seviyor. Böyle bir belirsizlik varsa, ulan ne olacak belli değil ama hadi bir deneyelim modunda yapabileceğiniz bir şeyse akış moduna çok daha kolay geçiyorsunuz. Ve hem Mihail Csikszentmihalyi, yani bu konudaki en büyük çalışmış psikolog, hem de Steven Kotler gibi yazarlar ki bu insanlarda işte akışa geçmiş kişilerin ortak özelliklerini derliyorlar. Bir ilginç ortak özelliğe dikkat çekiyorlar. Bu ortak özellik de bunların tevazu sahibi olması. İlginç. Yani tevazunun ne alakası var? Aslında çok alakası var. Eğer genelde tevazu ile yaklaşıyorsanız yaşama, ne yapıyor olursanız olun, ne biliyor olursanız olun, bilmediklerinizin bildiklerinizden kat kat fazla olduğunu fark ediyor olmanız lazım. Öğrenmeye devamlı açık ve hani böyle gönlünüzün deneyime açık olması gerekiyor. Ama hani biraz kibir sahibi insan nedir? Biz biliyoruz abi, bu iş böyledir, bu kadardır, bunu herkes bilir moduna geçtiğiniz anda öğrenme kapısı da kapanıyor. Öğrenme kapısı kapanınca da üzgünüm akış makış yok. Şimdi niye erişkin olduktan sonra insanların büyük bir çoğunluğun akışa geçemediklerini anlayabiliyor muyuz? Bu budur abi, işte biliyoruz ya, bu kadar işte. Eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Ben bu yaştan sonra bunu yapayım, kız başıma olmaz falan filan. Bu kilitler sayesinde biz artık kendi oturmuş olduğunu zannettiğimiz benliğimizin içerisinde o konfor alanında tıngır mıngır yaşıyoruz ama bazısı diyor ki dünyada daha çok şey var, onu da deneyeyim, bunu da deneyeyim falan. Ama maymun iştahlılık değil, motive olduğunuz, usta olduğunuz bir alanda ilerlediğinizde akış çok daha kolay. Kapatmadan önce, bu akış meselesini beni bıraksan herhalde bir 6 gün konuşurum ama çok önemli bir parametre var. Buna da Steven Kotler dikkat çekiyor. Biraz da Csikszentmihalyi ve diğer psikologlar vurgu yapıyorlar. Bazı insanların hayatları diğerlerine göre daha fazla akışta geçiyor. Bu insanların temel farkı nedir diye bakıyorlar ve birinci sıradaki ortak özellik çok ilginç. Bunların anneleri bir tuhaf. Babalara bir atıf yok sevgili arkadaşlar. O konuda yapacağım bir şey yok. Literatür bir şey söylemiyor babalarla ilgili ama anneleri bir değişik. Bunların hepsinin arkasında yani akışa çok geçebilen, hayatlarını akışla yürüten insanların anneleri özel bir model ve hemen hemen aynı. Şöyle anneler bunlar. Hem çocuklarını cesaretlendiriyorlar. Diyorlar ki sen benim çocuğumsun. Yaparsın. Yürü, ben arkandayım. Dünyada birisi yapıyorsa sen de yaparsın canım. Ne var, sen yetersin, yaparsın. Yeter ki iste falan. Veriyor gazı. Ama bir özelliği daha var. Her başarısızlığında çocuğu hemen bağrına basıyor. Hiç sorgulamadan. Olsun diyor. Bir dahaki sefere gene yaparsın. Ben seni seviyorum. Gerisi boş. Şimdi bakın, hırslı anneyi çok görüyoruz. Koruyucu anneyi çok görüyoruz. Ama bu ikisinin birlikte olduğu bu karma modeli çok fazla görmüyoruz. Beyinlerimizi anneler şekillendirir diye bas bas bağırarak anlatıyorum. Anne hayatın ilk yıllarında beynin formatını atan kişi olduğu için anne ya da anne yerine geçen o ilk işte bakım veren kişi
adeta beynin dünyaya nasıl bakacağını, organizmanın nasıl davranacağının ana kodlarını belirliyor. Ve eğer arkanızda hem sizi koşulsuz seveceğini bildiğiniz, ne yaparsanız yapın sizi yargılamayacağını bildiğiniz bir koşulsuz sevgi dayanağı varsa, hem de ondan sürekli yüreklendirici telkinler alıyorsanız, denemekte hiçbir sakınca görmüyorsunuz. Zira arkanız sağlam, önünüz açık. Sevgili anneler ve anne adayları, ileriki zamanlar çok akışa ihtiyacımız var. Akışa geçen insanların ustalaşmalarından istifade edecek nice nice sorunlara gebeyiz. Hatta onların içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla önce kendimizden başlayarak etrafımızdaki bütün insanları bu konuda biraz destekleyebilecek tavır değişikliklerine hayatımızda öncelik verelim. Hani baba adaylarına ayrı söyleyeceklerim var ama bütün erkek kadın hepimizi bir anne doğurduğu için annelerin bu konuda hani şöyle kulağına bir kar suyu kaçırmak bana çok iyi bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü bu bir kader değil elbette. Yani öyle olmayan bir annenin de gayet akışta yaşayan bir çocuğu olabilir ama bu istatistik olarak daha düşük bir şans. O yüzden hani şu temel insani değerler dediğimiz, hani herkesin kitaplarda bu güzeldir diye yazdığı şeylere bir de dönüp bakarsak bütün medeniyet olarak akacağız, ona hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki kafamızdaki şu ezberleri, ben oldumları, bittimleri, daha ne öğreneceğim bu yaştan sonraları bir bırakalım. İlişkili eğitim önemlidir. Bir dakika, bir şey unuttum. Bunu söylemeden gitmek olmaz. Tarihin her devrinde insanlar bir aslında işte medeni ya da çevresel ya da bir takım akıntıların içine kapılıyorlar. Ama her zaman kendi akışını oluşturabilenler akıntının yönünü belirliyorlar. Akıntının yönü sizin akışınıza bağlı. Akış olmadı mı akıntıdan şikayet etmeye hakkımız yok. Kendi akışımızı bulalım, coşalım gidelim. Bak ben konuşmadan duramıyorum. Niye? Benim akış burada. Ben buradan kaptırıyorum. İnşallah herkes konuşarak akmaz. Yoksa ortalık çok gürültülü olur. Herkes aktığı işi yapsın. Biz güzel bir akıntı yaratalım ve onun içerisinde rahat rahat yaşayalım efendim.